dr.behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Bir konuda sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen siz de hatırım için bu yorumları videonun altına yazın. Tüp bebek yönteminde cinsiyet belirlenebiliyor. Cinsiyet belirleniyor ama ülkemizde bu yasak. Ülkemizde yapmıyoruz. Kesinlikle yapmıyoruz. Yapılan ülkeler var. Ülkelerin ismini de vermeyeceğim. Yönlendirme yapmayacağım. Ben sadece şunu merak ediyorum. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Misal, adamın 3 tane kızı var. İllaki erkek istiyor. Ve tüp bebek yöntemini seçiyor. Tüp bebek yönteminde cinsiyeti belirleniyor. Ve erkek bebek oluyor. Ya da atıyorum 3 tane oğlu vardır. Kız bebek istiyor. Cinsiyeti belirliyor kız bebek. Vesaire vesaire. Yani bu durum belirlenebiliyor. Şimdi hemen böyle şey mi olur? Böyle bir şey olmasın, yapılmasın deyip geçmeyin. Bir düşünün. Herkesin hikayesi farklı. Herkesin yaşanmışlıkları farklı. Herkesin özel durumu farklı. Yani o kapılar kapandıktan sonra herkesin dünyası farklı. O yüzden insanların bu gibi istekleri oluyor ve çok oluyor. Tahmin ettiğinizden çok çok fazla. Ama Türkiye'de yapılmıyor. Türkiye'de yasak. Yurt dışında bazı ülkelerde yapılıyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz mesela kendiniz için bir senaryoda böyle bir yönteme başvurur muydunuz? Ya da zaten hocam yani senaryoya gerek yok. Bu işte kişinin en doğal hakkıdır. Olabilir mi diyorsunuz? Dini bilgisi iyi olanlar, kitabi bilgisi iyi olanlar, dini açıdan bunu nasıl karşılar? Caiz midir? Doğru mudur? Sevap mıdır? Günah mıdır? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu bir bilgilendirme videosu değil. Sizinle bunu böyle bir karşılıklı tartışmak istedim. Yorumlarınızı videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.